Usta, şimdi bu ısıtıcı bozulmuş. Bunu tamir edeceğiz. Evet hocam. Önce ne yapacağız? Önce Önce kablonun direncini ölçeceğiz. önce bakalım devreye giriyor mu, çıkıyor mu? Bir ona bakalım. Tut. Bir dakika, nereye aldın Ohm ölçü kademesini aldım hocam. aletini? Ohm kademesi ne de? Bu ne? 20 kilo. Görebiliriz bize. Var mı bir şey? Tutsa. Ben buradan bir termostatıyla oynayayım. Yok değil mi bir Yok numara? hocam. Tamam. Şimdi bu zaten arızalı olmasa bize gelmezdi. Evet. Tamam mı? Şimdi nereden sökeceksin usta bunu? Bir içini açıp bakacağız. Şimdi bak usta. Güvenlik için bu ölçü aletinin on-off'u var ama güvenlik için bu ölçü aletini alırız. Yüksek gerilim, mesela dirençle gerilimi ölçmeye kalkarız falan filan. Güvenlik için bunu her zaman için 700 kademesinde bırak. Tamam mı? Tamam. Gerilim de ölçsen 700'ü geçmeyeceğim. Bir de holda basılmış. Bak H yanıyor burada, gördün mü? Gördüm. Holddan kurtar. Yoksa en sonki bastığın andaki şeyi ekrana korur. Değerleri. Onu bir güvenliğe al. Ölçü aletini kapattık. Al şöyle bir güvenliğe. Nereden sökeceğim bunu? Hocam önce karbonun girdiği yere bakacağız. Tamam. Şimdi Oradan buradan girdiği için buradan sök. Sök vidalarına bakalım usta. Usta, vidaları bir kenara köşeye al. Dağılır bak şimdi o koyduğun yerden. Al onu da. Sağlam al onu. Hatta bir mıknatısımız olsa ona yapıştırırız. Hafif hafif yokla. Almadığım vida kaldı mı? Yok hocam, hepsini aldım. Bu kadar mıymış? Şimdi gelmedi, kablolar var. Şimdi kabloyu bir kontrol edelim. Al ölçü aletini. Buzzer kademesine getir. Bir değdir bakayım. Bak yine aynı hatayı yaptın. Evet. O ölçü aletinin o kısmını boyayalım bir ara. Tamam. Kabloyu kontrol edeceğiz. Bak şimdi kablo şu geliyor. Gördün mü? Evet hocam. Dur şimdi. Bir yan kesik etsenize. Şurasını bir düzelteyim ya. Ver. Bak Tensi kabloyu yaptım. kesmeden, şunu fazlalığına, yok yan keski. Kabloyu kesmeden şunu fazlalığını al bakayım. Duydun mu? Şöyle oluyor. Kabloyu kesmeden. Aslanım benim, hadi. Kalabalığını alalım. Şimdi mavi, sarı yeşil topraklama, Evet. mavi kahverengi var. Kahverengi nereye gelmiş? Bak şu ne? Önce onu söyleyelim. Şu aslında bir switch. Güvenlik ya yapıyoruz. Bu devrilirse şu switch şöyle devrilirse elektriği kesiyor çünkü ön devrilir. Bir yerleri yakar. Şimdi bir tanesi sivice gelmiş. Dokunur sivicin gelen ucuna. Ötüyor mu? Evet hocam. Etiyor. Dur şimdi. Öbür ucu nerede? Mavi. Bak. Mavi nereye gelmiş? Bu muhtemelen bura bozuk ama kademe seçici. Bakarız. Maviye dokundur yine. Kablo sağlam. Şimdi başlayalım. Seri devrede arıza arayacağız. Şimdi şu neydi? Switch'ti değil mi? Evet, switch'ti. Güvenlik switch'i. İki ucuna tut bakayım. Güvenlik switch'i devrede mi değil mi? Çalışıyor mu ona bakalım. Çalışıyor. Şimdi dur. Havaya kaldırdım. Şimdi tut. Şimdi çalışmaması lazım. Tutulur bak. Öyle kal. Bak yere basınca devreyi tamamlıyor. Evet. Ayağı kesince tamam. Şimdi mavi buraya geldi. Doğru mu? Doğru. Bu kademe seçici muhtemelen. Burası ne? Kırık bu. Şimdi bu mavinin çıkışlarına bakacağız. Şimdi mavinin çıkışlarına adam termal şey atmış. Bunda da neydi? Makaron atmış. Tamam mı? Bak bir buraya geliyor. Gördün mü? Bak bir buraya geliyor. Şu termostata gidiyor. Termostat mavi. Şu iki gruba geliyor. Şimdi bu ne? Bu şu kademe seçici. Şu bir tane grubu, tamam mı? Bir tane grubu adam direkt bağlamış termostata sokmadan. Tamam mı? Buradaki diğer ucu termostata sokmuş şuradaki. Termostattan mavi ile çıkmış iki tane ısıtıcıya girmiş. Anladın mı bu kısmı? Anladım. Bu kademe seçici. Şimdi kademe seçici çıkış veriyor mu? Ona bakacağız. Şimdi buraya tutacağım. Bu şeylere sıyırmaya gerek var mı? Makaronları yok. Niye? İşte Dur bakayım. Bu nereye gidiyor? Öbür tarafa gidiyor.
Nereden geliyor? Bak şu bir grup zaten. Bak şu bir grup. Evet. Tamam mı? Şu bir grup, bu grup yukarı gidiyor. Şuraya tutacaksın, buraya tutacaksın. Tamam mı? Şunun için. Yine buraya tutacaksın, buraya tutacaksın. İki kademede çıkış veriyor mu, vermiyor mu ona bakalım. Tut. Maviye koy. Şuna da buraya geldi. Bak o değil. Maviye şeye koydun mu? Maviye koydum. Onun ne olduğunu bilmiyoruz ama. Usta. Şu aşağıdan tuttur. Bak. Çıkışlardan biri bu. Değilir. Ona çıkış vermiyor. Tamam mı? Çıkışlardan bir diğerine bu. Şu. Değilir bakayım ona. Evet veriyor. Ona veriyor mu çıkış? Veriyor. Tamam gel buna. Bir daha yapalım. Şu maviyle yukarıya çıkış veriyorum. Bir daha ona bak. Bir düzgün değildir bakayım. Şu anda termostat kısmına çıkış. Değer de göstermiyor. Ötmüyor zaten. Vermiyor. Tamam. Şimdi. Önce. Şimdi bunun hiçbiri çalışmıyor. Tamam mı? Hiçbiri çalışmıyorsa 3 ısıtıcı da aynı anda devre dışı kalmış, kopmuş olabilir mi? Belki en son koptu bize getirdi. Bilmiyoruz. Tamam mı? Ya da birden, üçü birden gitti. Şimdi üçü birden gittiyse işte bu seçim nerede ararız? Burada ararız, kabloda ararız. İşte bu seçici komitatörde ararız. Ne bileyim termostatta ararız. Ama şimdi termostata girmeyen şu var. Tamam mı? Şu. Bu da çalışmıyor. Bunun çıkışına arka taraftan bakıyoruz. Biri toplu dönüş olması lazım bunlardan. Bak. Şimdi bunlar geliyor. Isıtıcı. Şu boy ısıtıcı. Tamam mı? Otur sen de sandalyeye. Kalk çocuğum sandalyeden sen. Şimdi bak. Bunlar öbür taraftan geliyor. Dönüş yapıyor. Tamam mı? Dönüş hangisi? Ona bakıyorum. Ha dönüş elimizdeki de olabilir. Yani şu kısmı da dönüş olarak düşünmüş olabilirler. Orada ne var? Yani orada bir şey. Bu tarafı da çekelim. Dur. Orada bir şeye giriyor o. Evet. Buradan net göremiyorum karanlıkta. Burayı sökmek daha sağlıklı olur benim. Dur bakayım. Çalışıyor mu? Bak orada bir şeye giriyor. Görüyor musun telefondan da? Bak kablo evet. Şu kahverengi görüyor musun? Görüyorum. Ama ne olur ben şu anda çözemedim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi dönüş desek pek sağlıklı olmaz. Şu yani. Şu bak. Faz geliyor. Bak şunu faz olarak, kahverengi faz olarak düşün. Tamam mı? Tamam. Anahtardan geçti. Oraya gidiyor. Dönüşü bu. Şu. Tamam mı? Dönüş bu. Ya da giden bu diyelim. Bunun üçüne birden dokunması lazım orada. Orayı bilmiyoruz ama orayı açmadan önce şu gidiyorsa şu kenara dokundur. Tamam mı? Şimdi buzzer burada ötmeyebilir. Bunların her birinin bir direnci var. Sen orada 20 kilo kademesini al ölçü aletini. Çünkü buzzer 10 mertebesini öter. 20 kilo mu o şimdi? Şimdi şuraya dokunduracaksın. Bak gördün mü dediğim yere? Sonra buradaki şeylerin ısıtıcı başlarına tek tek dokundur. Var mı değer? Bir değer yok hocam. Tamam. Öbürüne dokundur. Var mı değer? 0.04. 40-10 mu? Olabilir. Bir altayı. O da aynı değeri verdi hocam. Tamam. Şimdi olay çözülmeye başladı. En üstteki direnç, bak şu en üstteki direnç ısıtıcı, tamam mı? Bu kopuk ya da oradaki bağlantısı çık, bilmiyoruz şu anda. Ama şu ikisi kesin sağlam. Tamam mı? Tamam. Şimdi burada bu alttakiler niye çalışmadı? Alttakilerin çalışmama nedeni şu. Bilmiyorum. Kafası kopmuş komütatör var ya, o kafası kopmuş komütatör şu anda sadece üste elektrik veriyor. Tamam mı? Anladım. Üste veriyor, aşağıya vermediği için aşağılar çalışmıyor. Üste veriyor, üst niye çalışmıyor? Üste veriyor ama üst niye çalışmıyor? Kopuk gözüküyor şu anda. Tamam mı? Şunu hafiften bir topla, öbür başını açalım. Göremediğimiz şey neymiş ona bakalım oradan. Çevir hafif bu tarafı onu. Vidalama, geri açacağız. Tamam, ölçü aletini güvenliğe al.
Kapat. Güvenliği al başına iş gelmesin. Emanet devlet malıdır. Şu tarafını sök bakalım ne varmış. Bak orada içinde, bak içinde su da var bunun. Göya buharlaşsın, nem yapsın diye. Bunu çevirip çevirmeyin yani sağa sola. Akar, tamam mı? Gördün mü dediğim şeyi? Gördüm hocam. O ne olduğunu çözemediğim şey de muhtemelen bunun tankı diyeni gördüm ben de. Haf haf ayır. Ayırdın mı? Ayırdım. Aslında o suyu döksek bir yere. Suya da... Ne var burada? Hayda bu ne ya? Suyu buharlaştırmak için ıslıcı atmış buraya. Ben ilk defa gördüm ya. Vallahi ben de ilk defa gördüm. Şimdi bu gelen dönüş dedik ya kahverengiye bak. Ya da geliş fark geliş. Etmez. Bak buna gelmiş. Bir bu ıslıcı da var. Gördün mü? Gördüm. Ondan sonra buraya köprü almış. Bak burada var. Buradan da köprü almış. Buraya almış, buraya almış. Bu doğru kabloyu bulmuşuz. Şimdi şu ısıtıcının iki başına tut bakayım. Yine 10 kademesini al. 2 kilo ohm, 20 kilo ohm neyse. Bak şura. Veriyor mu bir direnç? 0.4. Bakayım. 40 ohm. O çalışıyor. Şimdi ne dedik? Şu üsttekine bozuk dedik değil mi? Evet. Şimdi onu net şey yapabilmek için bak öbür tarafı da hafif açtım. En üsttekinin ister önden ister şu arka daha kolay gözüküyor. Şuradan ya oradan şunları tek tek bir ölç bakayım. Anladın mı dediğim şeyi? Orayı da aç hafiften. Burayı çektiğim için burası gelmiyor. Tamam, şöyle biraz vereyim sana. Ölçü aletinin probunu soksan yeter. Buradan ve buradan değil mi? Tabii. Tek tek şu dirençlerin başını ölç. Bir daha teyidini yapalım. Dirence bak bakayım kaç ohm. Değdiremedin. Ona bozuk dedik zaten. Aynen bu bozuk. İn aşağıya. Orada da değmek pek. Oradan alamazsın aynen ama. Aynen aldık. Aynen 40 ohm. Tamam in aşağı. Oradan ölçüm yapman zor. İyi gösteriyorsa iyi. Bak göstermedi şimdi. Ama bir direnç gösteriyor değil mi? Bu da 40 ohm evet. Tamam. Tek üstteki. En üstteki en arızalı. Üstteki. Şimdi bunu normalde ne yapmamız lazım? Bence... Yedek parçadan alıp toplamamız lazım. Ama hurda. İptal sadece... etsek de olur. İptal edeceğiz ama hangisini çalıştıracağız mesela? Ya onun yerine. Şimdi peki bunu yedek parçadan alsak nasıl olacak? Yapsak nasıl olacak? Şimdi buralar ne? Bak gel şuraya bak. Bak şurayı görüyor musun? Evet. Şu tutuyor bunu. Bunu burada tutuyor. Bak burada da bunu bu tutuyor. Bunları ön tarafa kanıttıracaksın. Ya da arka tarafa tornavida ile kanıttıracaksın. Bu yukarı çıkar. Karşı tarafında da aynısı vardır bunun. Çıkarttıktan sonra soketi çıkartacaksın. Bak şu parçayı gördün mü? Evet. Şu gidiyor. Gördüm. Şöyle videoda görsün. Bak şu parça gidiyor. Bu parçayı öne kanıttırdığın zaman tamam mı? Şu yukarıda bu tutuyor. Ondan kurtulmuş olacaksın. Çıkartacaksın bunu. Bunu yukarı kanıttıracaksın. Çekeceksin alacaksın. Tamam. Sonra aynısını takacaksın. Ama bak bununla uğraşmayacağız biz. Niye bununla uğraşmayacağız? Çünkü bu hurda malzeme. Okulun kaliferleri de iyi. Tamam mı? Yani bunu kullanan olmayacak. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Kedilerinizi ısıtmak için kullanabilirsiniz. Bak şu soket çıktı. O sağlam mıydı? Hadi yapalım. Bak şu soket de çıktı. Tamam mı? Isıtıcıların yerlerini değiştireceğiz. Anladın mı ne yapacağım? Anladım hocam. Şunu buradan öbür taraftan da uçlarını sök. Karıştırma ama. Al bunu. Aklınızda olsun bir daha böyle içine su dökülen bir şey varsa bak su sallanıp duruyor. Onu boşaltmadan işe başlamayın. Vallahi hocam pas tutmuş bu. Gelmiyor mu? Karga burnu ya da penseyle kafa kısmından değil, arka kısmından kabloyu da sıyıracak şekilde değil, kafa kısmından tutarsan olmaz. Çıktı mı? Çıkmadı. He? Çıkmadı. Sen şunu tut kamerayı ben bakayım ona. Şu
şu, şu değil mi? Evet. Kargo bulmuş var bizim. Sıcaktan yapışmış. Efendim abi. Geliyor. Direnci mirenci çıktı. Bu bozuk olandı zaten. Bunun tüpünü boş bırakacağız içine geri. Tamam mı? Tamam. Sadece estetik olarak duracak. Şu şöyle bir dursun. En iyisi videoyu bir durdurayım hocam. Bir saniye olursa verelim. Durdurma. Şunu da sökelim ondan sonra. Ön paneli sökmeye gireceğiz çünkü. Şimdi bu gelmesin elime diye. Buradan tornavidayla porseleni de tutuyorum. Isına ısına bu buraya kaynamış. Şimdi o taraftan şuraya tornavidayı görüyor musun? Görüyorum. Sokuyorum ki çektiğimde elime gelmesin diye bu taraftan. Buradan kargo bunuyla. Hey ya, hey. Yapıştık buraya. Çıktı. Usta ver bakayım şimdi. Şu ızgarayı alacağız. Bana bak. Izgara bir yerlerden tırnaklıdır. Tırnaklı değil vidalı hocam. Ha, aşağıdan sök bakayım o vidaları. Bizim elimizde bir vida var. Yıldız. Öbür tarafta çalışıyordun. Orada bırakmadın değil mi? Bakayım. Getir bakayım. Tutan bir şey yok galiba. Hı? Nere tutuyor? Bak bir bakalım. Galiba önce. İçeriden de. He? İçeriden. Dur, dur. Bak şura serbest. Bura serbest. Galiba. Şura bak. Dur dur. Şöyle dur. Değil. Galiba ha. Şöyle bastırıp çıkartacağız. He. Onu diyecektim. Pim yapmış adam. Aynen dediğin gibi çıkacak. Biraz zorlayacağım. Şöyle bak. Dur. Tornavidamız nerede bir tornavida? Tut bakayım şunu. Bayağı da girmiş oradan ha. Alttan mı? Acaba buraya... Altı çıkar. Bence... Yukarıdan gelecek o bak. Bak altta boşuna vida koymamış adam. Burada ne var? Dur. Buraya da pin koymuş mu? Koymuş. Orada da pin var. Biraz kaba kuvvet. Hı? Biraz kaba kuvvet uyumamız lazım. Bu işlerde kaba kuvvet uyumamız lazım. Şimdi bozuk olan. Şimdi bak şunu sağla bulalım değil mi? Evet. Ayıralım. Yalnız buradan da kırılmış ama. Bu kırık değil, kesim o. Onu içeri sokacağız geri. Bak bunu da buradan ayıralım. Bak şöyle çıktı bu. Tamam mı? Bu da buradan çıktı. Şimdi şuraya dur. Dur. Hafif bu tarafa verdik. Bak bunu aldık. Gördün mü? Gördüm. Göğe sağlam bu. Şimdi şu bozuk olan kopmuş zaten ortada. Kamera bunu çekiyor mu? Tamam mı? Şunu şöyle atalım içine. Şunun şeyi duruyor mu? Duruyor hocam. Göğe sen yapacaktın. Kaptırdın mı? Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu yani. Hocam üstünüze de kirli ama. Ne? Temizleriz de dert değil. Allah başka dert vermesin.
Şimdi bak. Şunu şuraya. İşte bu da düşecek burada. Yapacak bir şey yok. Ya aslında olmasa da olur bence. Uçları orada bantlaman lazım. Sıcak yerde bant ne kadar çalışır? Anladın mı? Uçlar ortada lambur lumbur gezmesin diye. Şuraya. Kızaklı bak. Görüyor musun kızağı? Gördün mü? Gördüm hocam. Buraya bir oturdu. Tamam mı? Ver bakayım o porselen senin elinde mi? Kızağı oturtup şuraları ittirelim geri. Göya kilidi. Tamam mı? Şimdi sağlam olana takalım. Bak kısa. Kızak mırak kalmamış ki oradan. Yamulmuş hepsi. Düzeltelim onları. Böyle şeyle çalışırken eline dikkat et, keser. Her yer açık uçlu. Yeni nesil ısıtıcılar artık bence böyle değildir ya. Bu yeni nesil ısıtıcı. Yeni nesil. Hani ne bileyim her şey dijitale dönüyor ya. Dijital de olsa ısıtmayacak mı yani? Hadi bakayım. Unutturduk şuradan. Şimdi. Şimdi top bende. Şunu bir oturtalım ya yani, neden? Ben de önce bir çalışıyorum diye bakalım da hocam. Bir deneyelim. Şu saatten sonra çalışmıyorsa da umurunda değil valla. Yoksa oynadıkça elimde kalacak. Şunu taktık. Tamam hocam burası. Ben iki uçlarını sana bağlatacağım. Şimdi gel önüyü şurayı bir kapatalım. Gel buraya onu ittir bu tarafa. Tamam bak gel. Şimdi neyi nereden sökmüştük? Şimdi şunlar dönüştü. Onu al tornavidayla. Porseleni kırdırma lan bak. Hadi elini almak. Tamam. Bak ben böyle açayım burayı. Alsın bak açıyorum ben. Çek. Tamam. Buradan çıktı ama. Ne? Onu şimdi... Dur. Yani bir iki köşeden bastırırsak bu oturacak yerine. İçerideki alüminyuma. Tamam mı? Bence oldu gibi. Yani gel şimdi. Bak şu iki uç var ya. Ortaya. Şunu şu an ortaya, öbürünü yukarı. Af yamuk bu tarafa. Öbür kablonun altından geçir onu. Tamam mı? Şuraya bence iki tane vida at hemen. Söktüğüm vidalar vardı ya. Şu önü bir vidala. Bunun vidaları iki tanesi ayrıydı. İki çapraza bak. Şurada bir tane yer var. Bir çapraz bura. Arkada ne var? Var mı yer? Çünkü açık denemeye artık bırak. Elimizde kalacak çünkü. Şurada var mıydı yere? Bir de şu çaprazın altta. Çok oynatma su dökülmesi. Var ama tırmanı sürecek. Çek bakayım. İyi yavrum hey. Yukarısı sağlam mı yukarı çak. Bunu bizden önce açmışlar bayağı bir ya. Alt çıkacak bu sefer. Altta da bir tane vida atalım da. Aşağıda da artık nereye denk gelecek o? Yani buraya da... O şimdilik dursun en son toplarız onu. Uçlar nereden çıkmıştı? Bak direkt gelen ön üsteydi. Hatırlıyor musun orayı? Direkt gelen... Termostata... Girmeden şunları ver bakayım. Bunlar şey alt. Bak şu termostattan direkt, çıkan. Direkt gelen bu. Şu alt 2 idi. Bu da buraya takılacaktı. Hatırladın mı? Direkt gelen de en üsttekiydi. Taktın mı? Şöyleyken bir deneyelim bence. Oturdu mu? Oturdu. Bu oturdu mu?
Oturdu bak, burada vida kalmış yavrum. At vidalarını. Elimizde kalmadan daha fazla. İki çapraz at şimdilik. Sapını tak. O değil, bir üstte. Çok dağınık çalışıyorsun, çok. Evet. Öne at, şimdi çapraz at, onları sonra toplarız. Şu panodan priz devreye alayım. Takabilirsin. O aşağıdakiler zaten termos tatlıydı. Evet. Birini iptal ettik. Bu ikisi yendi. Şu zaten bozuk olan. Yendi. Kaçak maçak yok. Böyle dokunulmaz tabii. Kaçak var mı yok mu diye. Güvendiğim şey, bunun kaçak akım ölçüsü 10 mA. Alttaki yanmadı en az. O şu termostattan o. Bakalım şurada. Şu an 1000. Maksimumda mı? Dur. Hayır. Açma yaptım. Şimdi girmesi lazım devreye. Girdi mi en alttaki de? Girmedi. O zaman bir de ekstradan termostat ayarlısı var. Şöyle bir deneyim. Öyle değil mi hocam Max? Üstü silmiş. Hangisi Max hangisi miyim anlaşılmıyor ki. Nerededir? Üste göre ayarlarsın ama bak şu anda şu girme sesi. Alttaki niye çalışmadı? Termostatta da arıza olabilir. Onlara bakmadık ama biz. Zaten kullanılmayacak. Çok da şey değil. Hadi geçmiş olsun. Teşekkürler usta. Ben teşekkür ederim.